Cabar yine geciktin. Evet hocam. Ama her gün gecikiyorsun. Evet. Tamam, buna bir çözüm bulmamız gerekiyor yani. Sen sabahleyin evden saat başta çıkıyorsun. Nasıl çıkıyorsan biraz daha erken çık, öyle gel. Evet. Tamam mı? Yerine geç şimdi. Bundan sonra da gecikmemeye çalış, hadi canım. Tamam hocam. Evet, biz dersimize geçiyoruz. Cabar dersimizi de bölmüş oldu tabii ki. Değil mi? Hocam. Ama biz bundan sonra hepimiz için söylüyorum. Gecikmeyen, çünkü geciktiğimizde sadece biz gecikmiyoruz. Hem derse gecikiyoruz, hem arkadaşlarımızı rahatsız ediyoruz. Evet, yeni bir örnek yazacağım. Cabbar 10 yaşında. Hayata sabah günü armadan başlıyor. Okul sonrasıysa yoğun bir gün onu bekliyor. Para kazanması gerek. Para kazanmak için en iyi yolsa turistlere rehberlik yapmak. Hepiniz beni iyi dinleyin. Turistlere yapışmak yok. Kibar konuşacaksınız, düzgün Türkçeli anlatım yapacaksınız. Sakın ola da ezberlemiş gibi hızlı hızlı anlatmayın insanlara. Ben size söylüyorum, sakın turistlerden para istemeyin. Saatlerce gezdirip para istemeyecek miyiz? Onlar zaten isterlerse verir. Hadi bakalım şimdi kalkın. Hepiniz bir noktaya gidin. Sakın ola aynı noktada beklemeyin. Sen Zincirli'ye git. Sen de Ulu Cami'ye git. Siz de ana cadde üzerinde durun. Hadi bakalım. Ne haber Cabbar? İyiyim abi. Ne haber, çalıştın mı? Evet abi. Sana göstereyim mi? Bir göster bakalım. Hadi Zincirli'ye gidelim. Gidelim abi. Mardin. Binlerce yıllık tarihi, dile gelen taşları, farklı etnik ve dini grupların bir arada huzur içinde yaşadığı bir şehir. Gel abi Hasan, gel. Sen de şunu gel abi. Kardeş bak, birebir. Var amene hacı bak. Türkiye'nin doğusunda 1 milyona yaklaşan nüfusuyla taşın başkenti olarak bilinen bu şehre her yıl yerli yabancı binlerce turist geliyor. Bu şehirde tarihle insan iç içe. Yüzlerce yıllık bir konağın önünden geçerken açık kapısından günlük yaşamını sürdüren insanları görebilirsiniz.
yapar bak şimdi. Öyle anlatırsan kimse seni anlamaz. Tane tane anlatacaksın. İyi dinle beni. Suyun ilk aktığı yer anne karnı. Suyun taşa çarptığı yer bebeklik. Karşımıza gelen orta büyüklükteki yer çocukluk diyeceksin. Ve şöyle gençlik oyuna geçeceksin. Tamam mı? Diyeceksin ki burası havuz mahşer alanı simgeliyor. Bir gün tüm insanlığın toplanacağı ortak nokta havuz mahşerdir. Tamam mı? Tane tane yavaş yavaş. Ne kadar güzel anlatıyorsun. Adın ne senin bakayım? Cabbar abla bizim sayılı rehberlerimizden. Minik bizim çırak. Mardin bir turu yapın istiyorsanız sizi gezdirsin güzel güzel. Dolu dolu. Hadi bakalım Cabbar başla sen. Cabbar bugün şanslı gününde. Gezdiriciyi turistleri Zinciriye Medresesi'nde Mehmet abisinin sayesinde buldu. Neyi vardı? Havuz. Bu havuzlar bazıları akşam da dediği. 1385 yılında yapılan medresenin asıl adı Sultan İsa. Zinciriye adının verilmesinin ilginç bir hikayesi var. Kentin ilk kurulduğu yıllarda şehri yılanlar ve akrepler sarıyor. Birçok insan yılan ve akrep sokması sonucu hayatını kaybediyor. Alimler bir araya gelerek çözüm arıyorlar ve sonunda medrese ile Ulu Cami arasına bir zincir çekmeye karar veriyorlar. Rivayete göre bir daha kimse yılan ve akrep sokmasından ölmüyor. Medresenin içinde bulunan caminin en önemli özelliği mihrabın ışık geçiren taşları. Bu taşlar ışık koyduracak parlayan taşlardılar. Bir de bu taşların özelliği vardır. Bir şey de bağırsanız beliniz kapatsanız sesiniz bir daha biliyor. Allah! Gördüğünüz gibi ses ne ya? Taşlı sestir bunlar. Bunları koyduğumuzda taşlı ses. İkinci durakları Ulu Cami oluyor. Mardin Ulu Cami'yi muhakkak ziyaret ediyoruz. Bir güzel özelliği caminin içinde sakalı şerifin bulunması. Ayak izi mi bozuldu şimdi? Ayak izi yok. Peki peygamberimizin sakalı şerifi var. Sakalı şerifi var. Evet. Bir de eskiden burada iki tane minareye sahipmiş. Burada iki tane minare var dedin ya. Diğeri nerede? Diğeri de Basıdalı. Yıkılmış herhalde. Evet yıkılmış. Depremden yıkılmıştı deprem. Ulu Cami Anadolu'daki en eski camilerden biri. Cami-i Kebir olarak da anılan yapı 1176 yılında iki minareli olarak inşa edilmiş ama günümüze tek minaresi ulaşmış. Şehrin her köşesinden görülen cami Mardin'in en önemli simgelerinden biri. Cabbar'ın gezdirdiği turistler Adana'dan sabah gelmişler. Yorgun oldukları için bugünlük geziyi bitirmek istiyorlar. Bugün için teşekkürler Cabbar. Yarın müzenin önünde seninle görüşeceğiz. Tamam mı? Başında. Ya var, hakkındır bu senin. Al şunu hocam. Tamam. Yarın müzenin önünde görüşürüz. Yarın bekliyoruz seni. Tamam. Meryem her gün olduğu gibi pazardan aldığı tavuğu temizliyor. Cabbar okuldan çıkıp günlük parasını kazandı ve kazandığı parayı her zamanki yerine sakladı. Hayalini gerçekleştirmek için yeterli parayı biriktirdiğinde bu kadar çalışmasına gerek kalmayacak. Bir gün önceden kalan bulaşıkları yıkamak, Meryem için günün en yoğun zamanı. Sıra nohutlu pilava geliyor. Pirinçler bol tereyağında kavrulmalı. Kocası Necdet'in sattığı pilavın bu kadar güzel olmasının nedeni bu tereyağı. Tavuklar haşlanmak üzere. Necdet birazdan tezgahıyla yola düşecek. Tabakları al, kaşıkları al gel oğlum hadi. Pilav üstü tavuk 5 lira. Bu tezgah onların geçim kaynağı. Anne tavukları verebilir misin? Tamam oğlum bekle getiriyorum. Al canım.
Meryem yine çok yoruldu. Küçük oğlu Yunus Emre astım hastası. Ev işleri, her gün hazırlanan ekmek teknesi, çocukların bakımı onun üstünde. Necdet 38 yaşında, aslen Midyatlı. Bölgeye özel gümüş tellerin bir araya getirildiği kuyumculuk işi olan telkari çırağı olarak başlamış meslek yaşamına. Gündüzleri Supi Usta'nın atölyesinde çalışıyor. Ancak oradan kazandıkları parayla yaşamlarını sürdürmeleri imkansız. Bir takının yapımı günlerce sürebiliyor. Ağır, yorucu ve sabır isteyen bir iş telkari ustalığı. Ama gönül bir kere telkariye düştü mü para için değil, sanat için yapılır hale geliyor. Yaşayan en büyük telkari ustalarından Supi Hindiyerli'nin Necdet dışında bir çalışanı yok. Görüyorsun bu küçüğü bile. Bir de ortası var, bir de büyüğü var, bir daha büyüğü var. Evet. Beş boyda bunlar. Türkiye genelinde gümüş telkareyi yapan en yaşlısı ben kaldım. Diğerleri başka işlere baktılar. Çünkü bu ressam gibiyiz. Karnı tok ressam gördünüz mü? Dolaşıyorsunuz. Yarı aç, yarı tok, öyle tıngır mıngır gidiyor. Ünlü bir usta bile yeterli parayı kazanamazken Necdet'in telkariyle ailesine bakması imkansız. Tavuk pilav satmaksa telkariye göre karlı bir iş. Mardin için gündüz seyranlık, gece gerdanlık ifadesi kullanılıyor. 1083 metre yükseklikteki Mazı Dağı'nın yamacına kurulu şehirde gündüz zamanda yolculuk yaparken gece binbir gece masalları yaşanıyor. Meyhan şerbeti buyurun. Cabber oğlum! Koş Aziz amcayı çağır! Çocuk hastadır, koş, ateşi çıktı! Çabuk! Aziz abi, Necdet'e haber ver. Cabbar'ın küçük kardeşi Yunus Emre yine astım krizi yaşadı. Belli aralıklarla yaşanan hastanede sabahlamalara Cabbar bir türlü alışamadı. Korkuyor. Her hastaneye gelişlerinde Yunus Emre'nin hastaneden eve dönemeyeceğini düşünüyor. Evet, yaşayacak. Mardin'de birçok etnik ve dini grup yaşıyor. Binlerce yıllık tarihin bu zamana kadar korunması ve bu tarihin insanlarla iç içe yaşaması bu kenti emsalsiz kılıyor. Yöreye has mimariyle yapılmış süslü taş evler, labirenti andıran dar sokaklar, Abbara adı verilen geçitler, kültürlerin iç içe geçmesi sonucu oluşmuş zengin yemek kültürü turistlerin ilgisini çeken özelliklerden. Cabbar okuldan sonra sözleştiği gibi turistlerle buluşuyor.
ayaküstü planlama yapıyorlar. Bugün Kasimiye Medresesi gezilecek. Kasimiye Medresesi'ne yürürken Cabbar ve misafirleri daracık bir sokakta Mırra Kahvehanesi görüyorlar. Cemurayı denediniz mi? Yok abi, bir defa içiyorum. Buranın kendine göre gelenek ve göreneği de vardır. Hı hı. Tek seferde içilir. Masaya bırakılmıyor. O niye öyle abi? Ne anlama geliyor? Masaya bırakırsan şartlar değişiyor. Ne gibi abi mesela? Mesela karşıdaki adam bekarsa evlendiriyorsunuz. Hı hı. Evliyse altın para doldurup veriyorsunuz. Ben direkt elden veriyorum, sonra masaya koymuyorum. Hazırlayayım mı? Ben abi, teşekkürler. Arap coğrafyasına has bu kahve birkaç kez demlenerek hazırlanan ve oldukça acı olan bir içecek. Şehirlerde sık tüketilen espressonun çok daha acı ve sert olanı olarak tarif edilebilir. Kasimiye Medresesi'nin yapımına Artuklular döneminde başlansa da siyasi çalkantılar sayesinde 1502 yılında tamamlanabilmiş. Özellikle taş işçiliği ve süslemeleriyle dikkat çeken medrese, Mardin yapılarının en büyüklerinden biri. İçeride yerli yabancı birçok turist var. 700 yıllık medresenin duvarlarında bulunan kırmızı izlerin kan olduğuna inanılıyor. Rivayete göre medreseyi tamamlayan Akkoyunlu hükümdarının oğlu Kasım Paşa burada öldürülmüş. Kız kardeşi ağıtlar yakarak paşanın kanlı gömleğini medresenin duvarlarına sürmüş. Ve o kanlı duvarların bugüne kadar geldiğine inanılıyor. Turistlerin bugün Mardin'deki son günü. Alışveriş yapmak için Cabbar'la vedalaşıyorlar. Sayende güzel bir gün geçirdik Cabbar. Çok güzel yerleri gördüm sayende. Dostum, bakalım bakışın. Al. Ya al. Bu senin hakkın. Senin hakkında çok memnun oldum. Onun bu yüzünün hali ne? Her taraf ruj olmuş. Allah'a mı? Vallahi ha. Bir daha ben etkili dedede biraz kötüyüm. Cemilerde çok iyiyim. Oğlum geçen sana öğrettim ya, unuttun mu yoksa öğrettiklerimi? Tanıştırabilir misin beni yine? Şimdi acelem var, daha sonra. Hadi. Tamam. Mehmet lise 2. sınıfta. Mardin'deki tüm rehber çocuklar onun gibi bilgili olmak, onun gibi konuşmak istiyor. O yüzden de bütün çocuklar ondan ders almak için sıraya giriyor. Dışarıdan gelen her insan bizim misafirimizdir. Ben çocuklara bunu öğretiyorum. Saygıda kusur etmeyeceksiniz. Sevgiyi ve hoşgörülü davranacaksınız gelen misafirlere. Asla ve asla karşılığını yapmadığınız bir işten para almayacaksınız. Ben büyüklerimden öyle öğrendim. Ben de şu an benden küçüklere bunu öğretiyorum. Cabbar çalışarak tüm okul masraflarını karşılıyor. Sadece çalışmakla kalmıyor. Annesi pilav tezgahını hazırlarken kardeşlerine de bakıyor. Bekir, Cabbar. Einen Tipp mir, Angus bereit. Cabbar. Cabbar bir yıldır babasından hiç harçlık almadı. 6 aydır kazandığı parayı evin bahçesindeki tuğlanın içinde saklıyor.
Bu paranın birikmesinin bir nedeni var. Gel lan Muhasan, gel. Tesbih Mardin insanı için en önemli aksesuarlardan biri. Hafta sonu 5 saatliğine kurulan tesbih pazarı meraklılarıyla dolup taşıyor. Tesbih fiyatları neredeyse ikinci el bir araba fiyatında. Burada 20 liraya da 50 bin liraya da tesbih bulmak mümkün. Çevre illerin yanı sıra Irak ve Suriye'den de birçok alıcı ve satıcı var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkürler. Ne kadar bu? 150 lira üstü adamın. Keri var. Osmanlı keri var. Reçinedir. Çektiği zaman çok çok güzel bir koku verir. Reçine kokusu. Mardin'e özgüdür. Son fiyatı ne olur bu? 140 lira seyredir. Necdet, Mehmet abisi için hediye aldı. Mardin'de tutunmasını sağlayan, evini çok cüzi bir fiyata Necdet ve ailesine kiralayan Kuşçu Mehmet Mardin'in en tanınmış simalarından. Kuşlar belli saatlerde Mardin'in gökyüzünde süzülüyor. Kuşçu Mehmet, kuş besleyenlerin en ünlüsü. Sahibi olduğu kahvede her hafta kuş ihalesi yapılıyor. Beyler, 13 tane beyler tam 50 kal. 55, 55, 55. Arkadaşlar, saz, fanat, ayna, kuyruk, bir erkek. Arkadaşlar, 150 lira, dikkat edin. Güvercinlerin fiyatları 100 bin liraya kadar çıkabiliyor. Kuşseverlik apayrı bir dünya. Daha bir tane kuşum var sepette hastalanmış. Aklım onun yanında. 24 saat çatıda nöbet tutuyoruz kuşlar için. Mardin'de yeni bir gün başladı. Hepsi geçer, hepsi benim geçer. Oğlan tek iyileşti, bir şey, başka bir şey istemiyorum. Sen buyurun, bugün Ankara'dan gelen Umut ve Emine çiftini gezdiriyor. Çift 2 gün önce gelmiş Mardin'e. Önce Midyat ve çevre köyleri dolaşmışlar. Bugün gezmeye Mardin Şehir Müzesi ile başlamak istediler. Burası neresi? Mardin'de bir yer. Evet, Mardin'de eski, çok uzak bir yerde. Burada da şekillerimizin isimleri var. Burası çok güzelmiş. Evet. Mardin, Venedik ve Kudüs'le birlikte dünya üzerinde tamamı sit olan, yapı dokusu bozulmamış 3 kentten biri. Müzede binlerce yıllık tarihin izlerini görmek mümkün. Milattan önce 4000 yılından yakın tarihe kadar birçok eser sergileniyor. Mardin Müzesi'nin en önemli farklarından biri eğitim salonunda öğrencilere ve turistlere uygulamalı örnekler sunulması. Lidyalılar gibi sikke darp ediyoruz. Bir kere orta sertlikte vurmamız yeterli olacak. Güzel. Bu şekilde orada bulursunuz. Gayet güzel oldu ya. Cabbar ve turistler müzede günün yarısını geçirdiler. Sıra Deyrül Zafaran Manastırı'nda.
Buyur abi, çektim. Gel bakalım. İsa'dan sonra 5. yüzyılda inşa edilen Deyrul Zafaran Manastırı, muhteşem mimarisi yanında Süryani Kilisesi'nin önemli merkezlerinden biri. Öyle ki 1932'ye kadar 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks Patriklerinin ikametgah yeri olmuş. Manastıra gelen turistler gruplar halinde gezdiriliyor ve yine manastır görevlileri tarafından bilgilendiriliyor. Şu an yine burada bir metropolit var. Metropolit bölge sorumlusu ama burada. Her bölgede bir tane bulunuyor. Türkiye'de 4 tane var, bir tanesi de burada. 3 kattan oluşan manastır 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşmuş. Bu eklentilere rağmen manastırın adeta tek bir zamanda inşa edilmiş gibi görünmesi, dönem mimarlarının ne kadar maharetli olduklarını gösteriyor. Cabbar ve turistler günün sonunda Hasan Usta'yı ziyaret ediyorlar. Hasan Usta, Mardin'in en önemli şahmeran ustalarından biri. Kolay gelsin usta. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir usta bu? Şahmeran hikayesi nedir? Ya Şahmeran işte bize Mezopotamya'da 400 yıllık bir tarihi var. Çok eskilere dayanır. Evvel zamanda Mezopotamya topraklarında doğmuş bir efsane Şahmeran. Yüzyıllardan beri anlatıla gelmiş çeşitli coğrafyalarda. Zamanın durduğu şehir Mardin'de el sanatlarının son temsilcilerinden Hasan Usta gece gündüz demeden şahmeranları bakırlara işlemeye devam ediyor. Umut ve Emine Mardin'de son günlerini de Mardin'in nefis yemekleriyle noktalıyorlar. Bugün cumartesi. Okul yok. Cabbar için önemli bir gün. Abi dışarıdaki bulaşık makinesinin fiyatları ne kadar? Fiyatı 1350. Kurban ben biraz indir abi, çok kullan. Yani 1250'ye sayabiliriz sana. Çok abi. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Fiyatı 1350'den 1250'ye çekebilirim sana. Biraz daha indir. Yani en son yapabileceğimiz şey bu. Aylardır bugün için para biriktiriyor. Ama annesine alacağı bulaşık makinesi çok pahalı. Çare yok. Biriktirdiği parayla ancak ikinci el makine alabilir. Abi ikinci el bulaşık makinen vardı. Var. Kaça? 350. 200. Olmuyor, kurtarmıyor. 200. Olmuyor, kurtarmıyor. 250. Ver eline bakayım. 250. 275'e getir. 250. 275'e getir. Zaten abi ikinci eldir. İkinci eldir, tertemizdir. 250. 260 olsun. 250. Haydi güle güle kullan. Çık parayı. Anlaşma tamam. Cabbar'ın tam istediği olmadı belki ama en azından annesi artık saatlerce bulaşık yıkamayacak. Onlarca uygarlığa ev sahipliği yapan, her uygarlığın bıraktıklarını koruyan ve tüm farklılıklarına rağmen bir arada yaşayan insanların şehri Mardin'de bir çocuk hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Zamanın içinde sabırla medeniyetlerini kuranlar, gelecek nesillere bıraktıklarıyla anılıyor. O yüzden de sadece insanlar yok oluyor. Medeniyetler yaşamaya devam ediyor.